Allah'a karşı resmi olmak Müslümana yakışmaz. Dünyada insana en yakın olan varlık yalnızca Allah'tır. Bu kesin bir gerçektir. Ve bu durum hiç kimse için asla değişmez. Ama çoğu insan bu gerçeğin farkında değildir. Kimisi bir arkadaşını, kimisi kardeşini, kimisi anne ya da babasını, kimisi de eşini en yakını sanır. En güvenebileceği, en yakın dost ve sırdaş olduğu kimsenin çevresindeki bu insanlardan biri olduğunu zanneder. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. İnsanı yaratan, hayat bulduğu ilk andan itibaren her saniye sahip olduğu her nimeti ona veren yalnızca Allah'tır. İnsanı en çok seven, ona sevmeyi öğreten, insanlardan ona sevgi yönelten, her an onu koruyup kollayan, güzellik, nimet lütfeden yalnızca Allah'tır. Sıkıntıda, zorlukta, hastalıkta, darlıkta ona yardım ulaştıran, şifa veren, sıkıntısını giderip huzur, mutluluk, ferahlık hissi veren yalnızca Allah'tır. En zor anlarında ona çözüm yollarını ilham eden yine yalnızca Allah'tır. Allah'ın kulları üzerindeki bu rahmeti saymakla bitmez. İnsanın yapayalnız olduğunu sandığı anlarda bile Rabbimiz onunla beraberdir. Ve Allah ona her duasında icabet edendir. İşte tüm bu apaçık gerçeklere rağmen bir kısım insanlar Allah'a karşı çok soğuk, uzak ve resmidirler. En yakın arkadaşım, kardeşim, çocuğum, eşim dedikleri insanlara karşı son derece candan, samimi, sevgi dolu, yakın ve sıcak iken, kendilerini ve sevdikleri tüm bu insanları onlara nimet olarak yaratan Allah'a karşı bu yakınlığı hissetmezler. Hatta Allah'a inandığını söyleyen bazı insanlar bile aynı sıcaklığı, hiç kıyas dahi olmayacak şekilde kat kat fazlasıyla Allah'a karşı da yaşayabileceklerinden habersizdirler. Çevresindeki sevdikleri insanlara en güzel sevgi sözlerini söyleyip en güzel tavırları gösterirken, onlara sevgilerini anlatabilecek türlü türlü ve benzersiz yollar, yöntemler bulurken, Allah'tan bahsederken ya da Allah'a dua ederken bu sıcak sevgi üslubunu kullanmazlar. Resmi, uzak, alışılmış bir üslubun dışına hiçbir zaman çıkmazlar. Halbuki Allah bizim en sevdiğimizdir ve bize en sevgili olandır. Bizim asıl aşkımız, ruhumuz, bir tanemiz, canımız, güzeller güzelimiz, tüm dünyamız Allah'tır. Biricik Rabbimizdir. Allah Kur'an'da da şeytandan Allah'a sığınırım, isimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse ona bunlarla dua edin buyurmuştur. Öyleyse en güzel sözler, en güzel hitaplar, en güzel sevgi cümleleri, en yakın, en sıcak, en candan, en mesafesiz üsluplar Rabbimize olmalıdır. Müslüman, yakınındaki bir insana bu sıcaklığı gösterirken, Rabbimize karşı resmi bir üslubu, resmi bir dostluğu benimsemiş olmayı kendine asla yakıştırmamalıdır. Çevresindeki tüm güzelliklerin, tüm sevgilerin, tüm dostlukların asıl sahibinin ve bunları ona asıl lütfedenin canımız Rabbimiz olduğunu bilerek tüm sevgisini ve samimiyetini Allah'a yöneltmelidir.